bu teknolojinin nerelerde kullanıldığını bilmemiz aslında ufkunuzu açacaktır. Bundan eminim. Çünkü sınırlarını anlayabiliyorsunuz bir teknolojinin eğer nerelerde kullanıldığını bilirseniz. Bu nedenle bir liste hazırladım. Bu listeyi gene SQLite'ın geliştirici takım liderinin anlattığı, verdiği örnekler üzerinden toparladım. SQLite nerelerde kullanılıyor? Kurulan bilgisayarınıza kurduğunuz her Windows 10 işletim sistemi içerisinde SQLite var. Hani yazılımda yeniyseniz bunu anlamayabilirsiniz. Neden böyle bir şey? Yani işletim sistemi içerisinde veri tabanı neden kullanılmak zorundasın? Sonuçta işletim sistemleri de kullanıcı ve diğer uygulamalarla ilgili bilgiler depoluyor. Bu nedenle bazı veri tabanı teknolojilerine ihtiyacı var. Ve SQLite tam olarak dolduruyor buradaki boşluğu. Bu nedenle işletim sistemleri içerisinde de SQLite çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Windows 10'un hepsinde var. Windows 10 işletim sistemlerinde. Aynı zamanda her Android telefon ve cihazlarda, yani Android işletim sistemiyle birlikte gömülü olarak gene Windows 10'daki gibi bazı işlemleri yapmak için kullanılıyor. Aynı zamanda iPhone ve iOS cihazlarda. Aslında bu geliştiricinin söylediğine göre olay iPhone'la başlıyor. İlk olarak iPhone SQLite kullanmaya başlıyor kendi içerisinde. iOS cihazlarda da veri tabanı olarak SQLite kullanılıyor. Ondan sonra da diğer işletim sistemleri bunu kullanmaya başlıyor. Aynı zamanda Macintosh bilgisayarlarda da gene SQLite temel bir çekirdek içerisinde veri tabanı olarak kullanılıyor. Gene diğer bir ilginç bilgi, her Firefox tarayıcı, her Chrome ve Safari tarayıcılarında da gene SQLite veri depolama olarak kullanılıyor. Yani diyebilirsiniz ki bunlarda neden var? Yani şöyle düşünün, siz tarayıcıyı açtığınız zaman bir şeyler yazıyorsunuz, girip kullanıyorsunuz filan. Kapattığınızda bilgisayarı tekrar açtığınızda orada geçmiş bilgileri var. Sizin kişisel bilgileriniz bulunuyor, ziyaret ettiğiniz siteler var, kaydettiğiniz bir şeyler var vesaire. Bunların hepsi bir yerde tutulması lazım. Bunu da tutabileceğiniz en basit ve kullanılabilir, kullanışlı veri tabanı SQLite. Bu nedenle onun içerisinde de SQLite gömülü olarak geliyor. Aynı zamanda her iTunes, Skype, Dropbox ve QuickBooks uygulamalarında gene SQLite gömülü olarak kullanılıyor. Gene bu tür bilgileri toplamak için. Yine aynı şekilde çeşitli TV setleri ve kablolu yayın kutularında ki bunlar gömülü sistem olarak geçer. İçlerinde gene bilgi depolamak için SQLite kullanılabiliyor. Müthiş bir şey. Birçok otomobil multimedya sistemlerinde hani bu akıllı otomobiller ya da yarı akıllı otomobil diyebileceğimiz işte eğlence sistemleri var. Bu bazı gelişmiş otomobiller içerisinde. Orada Android ya da işte neydi? Android Play, Android Car mesela. Bunun gibi işletim sistemleri var. Bunlar için tasarlanmış. Bunlar da yine Android ya da işletim sistemi falan olduğu için o bilgileri depolamak için SQLite kullanıyorlar. Adobe Lightroom uygulamasında aynı şekilde kullanılıyor. MacroStation uygulamasında kullanılıyor. Aynı zamanda Airbus A350 uçağında airframe içerisinde SQLite kullanılıyor. O yani şöyle diyeyim, her uçak saniyede terabaytlarca bilgi üretir uçuş esnasında vesaire. Bunlar bazıları loglanır, bazıları anlık olarak işlenir, bazılarında sonrasında backup olarak kullanılır. Bu uçak sistemlerini incelerseniz eğer bunları bilirsiniz. Ya da mesela akıllı otomobillerde de hatta çok akıllı olmayan bu ama teknolojik olan gelişmiş otomobiller içerisinde de mesela sıradan hani eski olmayan ama sıradan akıllı da olmayan Mercedes, BMW vesaire bunların içerisinde saniyede işte gigabaytlarca, terabaytlarca veri oluşturulup işleniyor. Mesela bunlarda da tabii hepsini depolamaktan bahsetmiyorum SQLite içerisinde ama bazı parçalarının loglanması için ya da o bilgilerin tutulması için SQLite gerek kullanılıyor.